Günaydın arkadaşlar. Hepinize günaydın. Seda'nın evine, kanalına hoş geldiniz. Tabii ki böyle hafta sonları sabahtan yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü geç yattığım için anca saat 8.30-9 gibi kalkınca hemen böyle bilgisayar başına oturup hemen sizlere vlogumu atabilmek için heyecan içinde oluyorum. Ve hemen şimdi montajımı yaptım. Şimdi mutfağa doğru gideyim. Tabii ki kahvemle birlikte. Öyle uyandık bugün de çok şükür. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Haydi o zaman. Bugün de günümüze başladık çok şükür. Şöyle kendime güzel bir pazar kahvaltısı hazırladım arkadaşlar. Erkekler uyuyor, onları daha bekleyemedim. Şöyle güzel bir yumurta, peynir, zeytin. Tabii ki yeşilliğimiz olmazsa olmaz. Arkasından da çam balığı ve kaymağım var. Evet, ben kahvaltıma başlıyorum. Sizler de yaptıysanız afiyet olsun. Bugün bilmiyorum, akşam ıspanağım var. Ispanağı yapmak istiyorum. Öyle, bugün de bakalım Rabbim bize neler yaşatacak, neler gösterecek ama sağlıklı, huzurlu olsun. Öyle değil mi? Haydi bakalım. Tekrar şimdiden hepimize mutlu pazarlar. Bakın benim omzuma kim gelmiş? Kim gelmiş? Pamuk kuş gelmiş. Gel bakayım buraya gel. Hayır buraya gel bakayım. Buraya gel bakayım. Buraya gel bakayım. Buraya gelir misin pamuk? Buraya gel bakayım. Gel. Gel. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Gel. Gel bakayım buraya. Bakın hiç. Bak 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 bak. Gel bakayım buraya. Evet şöyle günün rengini de paylaşmak istiyorum. Bugün dışarı çıkmak istiyoruz arkadaşlar. Bakın şu esensin. Şu ojesini çok seviyorum. Bunu indirimdeyken almıştım. Rengi de bu. Nasıl güzel değil mi? Bakır tonlarında. Tam sonbahar havasının rengi. Çok seviyorum ve tırnaktaki duruşu da bu. Bakın. Şöyle. Pamuk gel bakayım buraya. Hiç bakar mısınız? Bak 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 bak. Evet. Bakın çıktı yukarı. Seni gitti seni. O yine aşağıya iniyor. Evet. Tekrar dediğim gibi pazar gününe de geldik. Tekrar yeni bir haftaya başlayacağız inşallah. Haftamız da güzel geçer tabii ki. Karanfili çayımı da içiyorum. Çay keyfi de yapıyorum. Daha erkekler yeni kalktı bizde. Ben vallahi geç de yatsam yine erken kalkıyorum. Çünkü vücudum anca erken kalkmayı kabul ediyor. Geç kalkmayı kesinlikle sevmiyor. O yüzden ne diyorum? Erken kalkan yol alır. Bir de ne diyordum? Sevgi her şeyin ilacı. Bunu da sakın unutmayın. Sevenleri yanımızda tutalım. Sevmediklerimizi lütfen hemen yollarını açık etsin diyelim. Haydi yolumuza diyelim. Haydi günümüze devam. Merhaba. Ben hazırlandım arkadaşlar. Demiştim size dışarı çıkacağız diye. Bugün biraz ama Özkan'la çıkacağım. Mert'in bu hafta imtihanları olduğu için biz de Özkan'la dışarı çıkmaya karar verdik. Şöyle de bir kombinimi göstermek istiyorum. Şu pantolonumu biliyorsunuz yeni almıştım. Şöyle LCY2'den almıştım. Bunlar çok rahat böyle belli lastikli. Şöyle de şu beyaz böyle karpuz kollu. Bu detaylar çok moda artık biliyorsunuz. Bunu da LCY2'den almıştım. Bunları giydim. Altıma da şu çizmelerimi giyeceğim. Onu da göstereyim size. Şunu giyeceğim yani. Bunlar da çok rahat. Kombinim bu. Üzerine de şu kürkümü giyeceğim. Onu giydikten sonra da size gösteririm. Çantam da bu. Şimdi makyajımı da göstermek istiyorum. Evet, makyajımı da BİM'den aldığım bir palet vardı, kakaolu. O paletle yaptım biliyorsunuz. 21.90 almıştım. Sizlerle de paylaşmıştım. Bakın kahverengi göz tonlarıyla yaptım. Göz pınarlarımı da sürdüm. Ve tabii ki sonbahar rengi olan rujumu da taktım. Şu tacımı da epeydir hiç kullanmıyordum. Onu da bugün takmak istedim. Kolyem bu. Zaten bu yüzüğümü de biliyorsunuz. Bunu yeni almıştım. İyi günlerde, mutlu günlerde sonsuza dek kullandırmayı nasip etsin Rabbim. Bunu da arkadaşlar Deniz Pırlanta'ya yaptırdım. Instagram sayfası var biliyorsunuz. Oradan güvenilir bir şekilde istediğiniz modellerde alyans ve tek taşımı yaptırdım. İstediğiniz gibi yaptırabilirsiniz. Şurada da şöyle beş taşımı taktım. Kolyem, öbür altın kolyem içimde. Bunu da dışarıda bıraktım. Evet, Seda'nın ojesi, kombini, makyajı, takıları bunlar. Eğer gittiğimiz yerlerde de çekim yapabilirsem siz de benimle birlikte gezersiniz. Şimdi kürkümü ve çantamı takıp da öyle bir tam kombinimi göstermek istiyorum. Özkan da arabayı yıkamaya gitti. Onu bekliyorum ben.
Evet, öyle işte. Bugün de biraz gezelim. Sonrası da akşam. Zaten günümüz bitmek için yol alacağız inşallah. Peluş kürkümü de göstermek istedim, kombinimi. Şu siyah çantamı da aldım. Maskem de yanımda. O zaman haydi çıkalım mı? Çıkalım. Nasıl, beğendiniz mi kombinimi? Beğendiyseniz bana da yorum olarak yazarsanız sevinirim. Bu arada arkadaşlar abone olmayı, beğen ve yorumlarınızı da bekliyorum. Ama lütfen bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Çünkü bu bildirimler her gün yayınlamış olduğum vlogları sizin izlemeniz için yardımcı olacak. Desteklerinizi de bekliyorum. Evet, Çorlu'ya doğru biz çıktık ama ilk önce Mavi Jeans'e uğrayalım dedik. Burası satış mağazası. Yani diğer mağazalara göre daha uygunu satılan bir yer. Outlet tarzı. Bir bakalım, bayağı da insan var. Ortaya ürünleri koymuşlar. Bakalım ne var, ne yok. İyi ki yeleğini giymişsin bak. Rüzgarlı yine. Baksana. Buralar kapalı alan. Kotlar dışarıda. Oo, bayağı da var yani. İki adet 229'muş. Bakın burası fırsat ürünü. İki adet 30 TL. Burası da fırsat ürünü. Burada da kot şortlar var. 2 adet 50. Bakar mısınız? Burası bayağı böyle büyük bir yer. Haydi ben şimdi bir göz atayım, sonra tekrar göstermem gereken olursa gösteririm size. Mavi'den çıkıyoruz. Pek bir şey yoktu. Yani işimize yarayacak. Bak bir şey Eğer bakacak yarayacak olsaydı alırdık zaten. Kuru kalabalık anlayacağınız. Ama şimdi buradan çıkıp haydi bakalım. Yolumuza devam. Bir de şu gözlük vardı, bunu alamamıştım ama bu gözlük de güzel gerçekten de, öyle değil mi? Şu şeyler olmasa. Bir de şöyle bir gömlek beğendim. Bunun fiyatı da 40 lira. Gayet güzel. Evet, nasıl? Bunun fiyatı 15 lira gözlüğü. Gayet iyi değil mi? Şunlar da bayağı bir bozuyor. Öbürünü bırakıp bunu alacağım. Bunu da Samanda gördüm arkadaşlar. Bunu da kaçırmamakta fayda var. Nasıl, kahverengi canlı. Güzel değil mi? 15 lira Collins'te indirim var. Gelip bakabilirsiniz. Gayet güzelmiş. Son anda bunu gördüm. Bir de bu tatlışı. Tabağını çok beğendim ben. Dip buluymuş. 24 parça Karaca dip buluyor. Bakar mısınız güzelliğine? Şöyle mavi bir takım istiyorum. Şöyle varmış, böyle var. Ama beni çarpan bu oldu. 300 lira da çok iyi fiyatı, biliyor musunuz? Şunlar da 300 liraymış. Bayağı bir indirime girmiş. Neyse, çıkıyorum. Özkan'la ayrıldık. Bakalım yemeğimizi nerede yiyeceğiz? Daha karar vermedik. Nerede acaba Özkan? Şu Karaca şeydeki şeyi de beğendim. Şu İngiliz Home'daki şöyle çaydanlık şeyi var. Onu alabilirim oradan. Bakın, göstereceğim size şimdi bunu. Ben şöyle bir çaydanlık seviyorum. Bu da benim çok hoşuma gitti, biliyor musunuz? Misafirleriniz geldiğinde çok rahat koyabilirsiniz. Bunun fiyatı 30 liraymış. Bayağı da bir geniş. Çok hoşuma gitti. Sunumluk için çok iyi. Fiyatı da şöyle 30 lira. Nasıl sizce? Valla çok iyi. Alacağım. Yemek yiyelim, yiyelim. Orada Orion'daki yerde yemeyelim dedik. Çünkü artık oradan biz sıkıldık. Getirmiş beni. Yani bu korona döneminde beni getirdiği yere size gösterseydim artık inanmıyorum yani. Kalitesizliğin bu kadarı da olamaz. Sonra bizim ta seneler önce devamlı bir mekanımız vardı Silivri'de. Değirmen neydi? İrfan'ın Değirmenköy'de. yeri, Değirmenköy'de. Ve son anda oraya aktı. Ya daha önceden desene sen. Hayır be, bu köfteciyi ben duyduğum için ben de bilmeden geldim. Yani gidip de yediğim bir yer değildi. Burada da bir Merak. pick-up diye, tam Trend Arena'nın yanında pick-up diye bir yer vardı. Orada da diyorduk bir, ama ne gerek Harbi var? köfteymiş. Uzun köprü köftesi İrfan'ın de arkadaş yerinde ya. hem köfteni ye hem biranı iç. Tam mekanı da güzel, her şeyi güzel. Daha ne olsun yani? Sana inan. Ve zaten ben Özkan'a bırakırsam böyle Ha, işleri. kimin aklına geldi? Ama yine o İrfan'ın yeri aklına geldi.
Tam da kıyafetlerimi öyle tutmuş beni uzun köprülü bir yermiş de oraya götürüyormuş. Ben seni kıyafetin uygun yere götürüyorum. Ben öyle her yere girmem canım. Hele de bu koronavirüs ortamında öyle her yere gidip de yemek yiyemezsin. Çok dikkat etmemiz gerekiyor böyle durumlara. Mert'e de KFC'den yaptırdım. Zaten onun fix en sevdiği şey. Onun da gönlü olacak, bizim de gönlümüz olacak. Tam da böyle yemek saatinde orada olmuş olacağız. Hem de biraz orada özlem giderelim. Kaç sene oldu biz oraya gitmeyeli. Evet. Ay önceden arkadaşlar var ya, her hafta sonu oradaydık biz. Her hafta sonu. Hayat pahalandı. Her zaman dışarıda çıkamıyoruz. Ben ona İrfan'ın yerine dediğim zaman artık ne zaman bırakacak bu hatun, dışarıda, ne zaman bırakacak? Dışarıda pahalı artık. Her şey pahalı. O yüzden de bütçeyi de iyi bilmek lazım. Neyse oraya gittiğimizde evet. Size de orada inşallah benimle birlikte geleceksiniz. Arkadaşlar şöyle bir güzel kasap köfte söyledik, gavurdağı söyledik. Birer tane de bira içeceğiz Özkan'la. Burası bizim senelerden önce geldiğimiz restorantımız. İrfan'ın yeri çok da güzel. Nezih, etleri falan çok güzel. Mekanı da güzel. Tabii ki ilk başta da etleri güzel. Öyle değil mi Özkan? Sen de yorum yapmak ister misin restoranla ilgili? Aynen. O zaman böyle biraz da size tanıttıktan sonra biz yemeğimizi yiyelim. Sonra inşallah yine birlikte olacağız. Bakın şöyle sos da veriyorlar. Bu da gavurdağ salatamız. Merhaba arkadaşlar. Biz geldik, yemeğimizi yedik. Epeydir gitmediğimiz mekanımıza gittik. Afiyetle köftelerimizi yedik. Birer de bira içtik. Çok güzel mekanlardan biri, oradan vazgeçemeyeceğim mekanlardan biri, etine, her şeyine güvenerek rahatlıkla yiyebileceğimiz bir restoran orası. 3 seneden beri de gitmiyorduk ama ilk defa bugün gittik. Artık bir kere adım attıysam devamı gelir. Güzeldi, keyifli bir pazarla yeni bir haftaya başlayacağız inşallah. Güzel de banyomu da yaptım, rahatladım. Şimdi güzel üstüne bir çay içmek istiyorum çerezimle birlikte. Bu arada menajerimi araya da açtım. Ama yalnız şu anda ne aldıklarımı da sizinle gösterip ondan sonra çaya geçmek istiyorum. Biliyorsunuz geçenki alışverişimde Collins'ten gözlükler almıştım. Hatta şöyle markası falan da yazıyor Collins diye. Bunlar zamanında 80 liraya satılan gözlükler şu anda arkadaşlar 20 liraya indirime girip, bakın indirime girip ikincisi de %50 7.5'a geliyor. Yani 80'lik gözlükler 7.5'a geliyor. Eğer Collins varsa yakınınızda mutlaka gidin. Ama fabrika satış mağazası olmalı. Şimdi ilk gözlüğümü, şöyle kahverengi detaylı gözlüğümü takmak istiyorum sizler için. Bakın nasıl? Yakıştı ama değil mi? Şurada şöyle bir detayı var. Demir detayı var. Sarı gold tarzında. Böyle kahverengi gözlükleri ben çok seviyorum. Yakıştı mı? Yakıştıysa yorumlarınızı da alırım arkadaşlar. Bu birinci gözlüğüm. O zaman gittiğimde bunu görememiştim. Bunu yaz kış demeden kullanırım. Ve bunu 20 liraya 15 lira, pardon ne 20 lirası, 15 lira. Bunu da ikincisini de 7.5'a geliyor. Şöyle yine aynı Collins detayı, şöyle kemik, siyah ve siyah. Çok yani karanlık da değil, böyle biraz daha şeffaf bir siyah. Bunu da çok, bir de en önemli özelliği sıkı olması. Gevşek gözlükleri asla ben sevmiyorum. Şimdi bunu da takıyorum ikinci. Bakın. Bunu da yaz kış demeden takarım. Nasıl ama? Ay. Bunlar zamanında 80 liraymış arkadaşlar. Şimdi böyle 7.5'a aldım bu gözlüğü. Ve o kadar güzel ki. 4 tane gözlük edindim. Büyük bir şanslı hissediyorum kendimi. İyi ki de internetten falan gözlük almamışım. Collins'in gözlükleri de muhteşem. Rahatlıkla güvenip alabilirsiniz. Evet, şimdi bu böyle. Bir de Collins'ten ne aldım? Şimdi onları da getiriyorum. Gömlek olarak şu gömlekler 40 liraya düşmüş arkadaşlar. Bakın şöyle yarım kol. Ben çok seviyorum yarım kollu. Rengi de çok hoşuma gitti. Şöyle yakası var. Bakın rengi çok güzel. Kol detayı da bu. Bunun fiyatı 40 liraydı arkadaşlar. Bunu aldım. Rengine bayıldım bunun. Bir de Mert'e. Bu ne kadardı? Unuttum ben bunun fiyatını. Ama almışlar. 20 liraydı herhalde. 30 lira. Şöyle taşlaşmış yaza yatırım. Şöyle kol detayı böyle. Çok güzel bu da. Mert'e aldım bunu da. Bu da aldığım böyle.
Ve bir tane daha kaldı. Onu da göstereyim size. Ta 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 ta. İngiliz Home. AVM'ye gittim. İngiliz Home'u ben çok seviyorum. Madame Coco, İngiliz Home. Böyle de bir şey istiyordum. Misafirler geldiğinizde hani böyle çay saati gibi olur ya. Öyle bir demlik aldım. Bakar mısınız şimdi size göstereceğim. Ve fiyatı da çok iyiydi. Şu anda bunların mavi etnik desenli olanları Madame Coco'da 160'tır arkadaşlar. Ve bunu ben kaça aldım? Sade beyaz. Bu da çok güzel. Şimdi gösteriyorum, bakın nasıl, şöyle bir hani İngilizlerde olur ya, böyle çayınızı bunun içine koyarsınız da çay servisi yaparsınız. Bu çok hoşuma gitti benim. Teyzem falan geldiğinde çayımı bunu tamamen koyarım. Bakın nasıl, detayları görüyor musunuz, çok güzel. Şöyle hemen hop çayımı koyacağım inşallah. Çok hoş değil mi? Çok beğendim bunu. Eğer İngiliz Home'a giderseniz mutlaka gidin, alın. Bakın detayı çok güzel. Evet, benim alışverişlerim bu kadar arkadaşlar. Çok da uzattım. Şimdi güzel birine gider. Çay gider. Haydi bakalım, çayınızı içtiniz mi? İçtiyseniz afiyet olsun. Şimdi sıra bende. Kaldırayım, hep bunu görüyorsunuz arkadaşlar, diyeceksiniz ki o telefon tutacağı da hep orada. Evet, ben yoruldum vallahi, öyle bir ağırlık çöktü ki üzerime, anlatamam size, ama çayımı içmeye devam. Sizler de içiyor musunuz çayınızı? Evet, bugün de güzel, keyifli, kaç senedir gitmediğimiz mekanımıza da gittik. Yine gözlüklerimi kaptım Kolezyon'dan. Ne Collins'ten tabii ki. Collins mağazasını çok seviyorum. Cazador mağazasını da çok seviyorum. Öyle. Yani o kadar her şey pahalı ki tabii ki indirimlerden de faydalanmamız gerekiyor arkadaşlar, öyle değil mi? Evet, bugün de yine güzel, sağlıkla, huzurla günümüzü bitiriyorsak binlerce şükürler olsun, öyle değil mi? Yeni bir haftaya başlayacağız inşallah, Rabbim nasip ederse. O zaman bugünlük de benden bu kadar olsun. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. İyilikle kalın.